Sonunda adam daha fazla dayanamadı. Birasını alıp çiftçilerin oturduğu masaya gitti. Beyler ihtiyar kemiklerimi dinlendirmem için bana biraz yer açarlar mı? Çiftçiler yerlerinde biraz sıkıştılar. Ama onunla hiç ilgilenmeden adam yarılanmış bardağını bir süre sessizce ileri geri iterek oturdu. Bu arada parmaklarının titremekte olduğunu fark ettim yine. Sonunda arkasına yaslanarak epey yüksek sesle konuşmaya başladı. Ne var ki kime hitap ettiği belli değildi. Çünkü yanlarında oturduğu iki çiftçi onunla ilgilenmeye niyetleri olmadığını açıkça belli etmişlerdi. Aslında herkese sesleniyordu. Konuşmuş olmak için ve kendi sesini duymak için konuştuğunu hemen hissettim. Bugün olanlar da ne garipti ama diye başladı. Sayın Kont iyi niyetliydi. Elbette iyi niyetliydi. Söylenecek bir şey yok. Yolda arabasıyla giderken beni görünce durdu. Evet özellikle benim için durdu. Çocuklarla birlikte Balzona'ya sinemaya gidiyordu. Ben de onlarla birlikte gitmek ister miyim diye sordu. Kibar adam elbette. Hizmetleri takdir etmesini bilen kültürlü ve okumuş bir insan. Böyle birine hayır denmez. İnsan nasıl davranacağını bilmeli. Böylece ben de onlarla gittim. Arka koltukta tabii. Sayın Kont'un yanında. Böyle bir beyefendiyle beraber olmak zaten bir onur. Beni de ana caddede reklamlar ve ışıklarla, kilisedeki bir vaftiz töreni gibi şatafatla açılan şu yeni sinemaya götürdüler. Eh, İngiltere'de ve Amerika'daki beylerin neler ürettiklerini ve yüksek ücret karşılığında bize gönderdiklerini niye görmemeli? Bu sinemanın da bir sanat olduğunu söylüyorlar ya, aman şeytan götürsün. Bu arada gürültüyle tükürdü. Diyorum ya şeytan götürsün. Perdede yaptıkları nasıl bir rezalet öyle. Sanat adına bir yüz karası, bir Shakespeare'i, bir Göte'yi tanıyan dünya alem adına bir yüz karası. Önce renkli hayvancıklarla yapılmış renkli bir saçmalık gösterdiler. Neyse buna bir şey demiyorum. Belki çocukları eğlendiriyordur ve kimseye de bir zarar yoktur. Fakat sonra bir Romeo Juliet yapmışlar ki bunu yasaklamak gerekir sanat adına yasaklamak gerekir. Shakespeare'in kutsal dizeleri ve o dizeler kulağa nasıl geliyor biliyor musunuz? Soba borusu gıcırdar gibi. Nasıl allanıp pullanıp rezil etmişlerdi. Eğer beni davet eden kontun hatırı olmasaydı fırlayıp giderdim. Saf altından böylesi bir çamur elde etmek nasıl bir şeydir? Nasıl bir çağda yaşıyoruz? Bira bardağını kavradı, sıkı bir yudum aldı ve öyle bir şiddetle yerine bıraktı ki masa çatırdadı. Sesi artık iyice yükselmişti. Neredeyse bağırıyordu. Günümüzün oyuncuları böyle bir şeyi kabul edebiliyorlar işte. Para için, şu lanet olası para için Shakespeare'in dizelerini makinelerin içine tükürüp sanatı kepaze ediyorlar. Sokakta karşıma çıkacak her fahişe onlardan daha değerlidir. Onlara bu maymunlara duyduğumdan daha fazla saygım var. Kalkmış bir de o tüysüz suratlarını metrelerce büyüklükte afişlere bastırıyorlar. Ve sanatı katlederek milyonlar kırıyorlar. Bunlar halkı eğitip gençlere bir şey öğretecek yerde Yaşayan sözcükleri sakatlıyorlar. Shakespeare'in dizilerini megafonda haykırıyorlar. Schiller tiyatroyu bir ahlak kurumu olarak nitelemişti. Böyle bir şey kalmadı artık. Günümüzde paradan, o lanet olası paradan başka bir şey geçerli değil. Bir de yapabildiğiniz kadar reklam. Bunu yapmayan yok olup gidiyor. Ama yok olmak daha iyi bu kahrolası Hollywood'da kendini zaten herkes dar layık bence. Dar diyorum. Dar ağacına. Bas bas bağırıp yumruğunu masaya indirmişti. Kağıt oynayanların masasından biri homurdandı. Hay lanet. Aklını başına toplasana. Bu saçma sapan gevelizliklerinden ne oynadığımızı anlamıyoruz. Yaşlı adam bir karşılık verecekmiş gibi dikildi. Feri sönmüş gözlerinde bir an şiddetli ve güçlü bir ışık çaktı. Fakat sonra onlara karşılık vermeye tenezzül etmediğini belirten küçümseyici bir jestle yetindi. Masadaki iki çiftçi pipolarını asılırken o camlaşmış gözlerle bakışlarını yere dikip ağır ve boğucu bir suskunluğa gömüldü. Anlaşılan bu ilk susmak zorunda kalışı değildi. Fazlasıyla korkmuştum. Yüreğim gümbür gümbürdü. Bu horlanan adamda beni etkileyen bir yan vardı. Bir zamanlar çok daha iyi günler iyi günler görmüş olduğunu derhal hissetmiştim. Ne var ki bir şekilde, belki de içmekten, böyle düşkünleşmişti. Onun veya diğerlerinden birinin kavga çıkartabileceğini düşünerek neredeyse korkumdan nefes alamıyordum. Daha yaşlı adamın içeriye ilk girdiği ve sesini duyduğum anda ne olduğunu bilmesem de ondaki bir şeyler beni huzursuz etmişti. Fakat hiçbir şey olmadı. Adam sesini çıkartmadı. Başı giderek eğildi. Gözlerini yere dikti bana kendi kendine bir şeyler mırıldanıyormuş gibi geldi. Kimsenin onunla ilgilendiği de yoktu. Bu arada pansiyoncu kadın mutfaktan bir şeyler almak için yerinden kalkmıştı. Bu fırsattan yararlanarak adamın kim olduğunu sormak üzere peşinden gittim. Ah buradaki düşkünler evinde kalıyor dedi kayıtsızca. Ona her akşam bir bardak bira ikram ederim. Ödecek parası da yok. Fakat kolay bir insan değildir. Bir zamanlar tiyatro oyuncusuymuş. İnsanların bir zamanlar önemli biri olduğuna inanmamalarına ve saygı göstermemelerine çok kırılıyor. Bazen ona takılır ve bir şeyler oynamasını isterler. O da çıkar saatlerce kimsenin anlamadığı bir şeyler konuşur durur. Bazen ona tütün ikram ederler ve bir bira daha ısmarlarlar. Bazen de alay ederler işte. O zaman çok öfkelenir. Ona karşı dikkatli olmak gerekir. Ama aslında kimseye bir zararı yoktur. Eğer ona 2-3 bira ısmarlanırsa mutlu olmasına yeter. Evet. Zavallının biridir işte ihtiyar Peter. Adı, adı ne demiştiniz? Diye ürpererek sordum. Niçin korktuğumu kendim de anlamadan. Peter Zutruzantaylar. Babası burada köyde oduncuydu. Bu yüzden onu düşkünler evine kabul ettiler. ''Niçin bu kadar korktuğumu tahmin edebilirsin canım?'' ''Zira akıl almaz bir şeyi hemen hissetmiştim.'' Peter Zuturzan tayler Bu düşkünleşmiş, ayyaş, felçli ihtiyar bir oyuncu ve şehir tiyatromuzun jön premiyası olan bizim için bir üstünlük ve ulaşılmaz simgesi olmuştu. İkimizin de neredeyse çocuk sayılacak küçük kızlarken sen de hatırlayacaksın, derin bir hayranlık duyduğumuz, deliler gibi sevdiğimiz adamdı bu. İçeriye girdiğinde daha ağzından çıkan ilk sözcüğün içimde niçin bir huzursuzluk yarattığını şimdi anlamıştım. Onu tanımamıştım. Böylesine değişmiş ve bozulmuşken bu düşkünlük maskesinin altında nasıl tanıyabilirdim zaten? Fakat Sesinde çoktan geçmişe gömülmüş anıları kapırdatan bir tını vardı. Onu ilk görüşümüz hatırlıyor musun? Taşra kentlerinden birinde, Innsbruck'ta bizim şehir tiyatrosuna gelmişti ve ailelerimiz de klasik bir parça olduğu için tesadüfen onun ilk oyununa gitmemize izin vermişti. Grilparzen'in sapuhosıydı. Sapuho'nun yüreğini kaldıran yakışıklı delikanlı Puhano oynuyordu. Üzerinde eski Yunan giysileri, koyu renk, gür saçlarında çenenkle sahneye çıkar çıkmaz o da bizim yürüklerimizi avucuna almıştı. Bir başka Apollon'du sanki. Daha ilk sözcükler dudaklarından dökülür dökülmez ikimiz de heyecanla titreyerek birbirimizin ellerine sarılmıştık. Orta sınıftan insanların ve çiftçilerin yaşadığı bu şehirde daha önce onun gibi bir erkekle karşılaşmamıştık makyajını ve kıyafetlerini koltuklarımızdan iyice seçemediğimiz bu adam, bize seçkinliğin ve yüceliğin yeryüzüne inmiş timsali gibi gelmişti. Genç bedenlerimizde budala kalplerimiz gümbür gümbür atıyordu. Tiyatrodan çıktığımızda değişmiştik, büyülenmiş gibiydik. Çok yakın iki arkadaş olduğumuz ve bu dostun zarar görmesini istemediğimiz için birbirimize bu adamı birlikte sevmek, birlikte onurlandırmak üzere söz verdik ve karışıklık da o an başladı. Hayatımızdaki öne, en önemli şey o oldu artık. Okulda, evde, şehirde olan her şey gizemli bir şekilde ona bağlanıyordu. Diğer her şeyi yavan buluyorduk. Artık kitaplar ilgimizi çekmiyordu. Müziği sadece onun sesinde buluyorduk. Sanırım aylar boyunca konuştuğumuz tek konu olmuştu. Her gün onunla başlıyordu. Hangi role çıktığını ve hakkındaki eleştirileri ki Hiçbirini yeterince övgü dolu bulmuyorduk. Okumak sabırsızlığıyla gazeteyi edekilerden önce ele geçirmek için merdivenlerden koşarak iniyorduk. Hakkında tek bir tatsız sözcük edilmişse ümitsizliğe kapılıyor, başka bir oyuncu övülmüşse ondan nefret ediyorduk. Ah, o zamanki deliliklerimiz o kadar çoktu ki bugün binde birini bile hatırlayamıyorum. Ne zaman dışarı çıktığını, nereye gittiğini... Kimlerle konuştuğunu bilirdik ve sokakta onunla dolaşan herkesi kıskanırdık. Hangi kravatlardan, hangi bastonlardan kullandığını bilirdik. Fotoğraflarının sadece evdeki gizli köşelerde değil, dersin ortasında bile ara sıra gizlice bir göz atabilelim diye okul kitaplarımızın kaplarının arasında saklardık. Sınıfta onun düşündüğümüzü birbirimize kanıtlayabilmek için aramızda özel bir işaret dili vardı. Parmaklarımızın alnımıza doğru uzattığımızda bu onu düşünüyorum anlamına geliyordu. Şiir okuyacağımızda ister istemez onun vurgularıyla okuyorduk. Ben bugün bile o zamanlar onun oynamış olduğu parçaları izlerken hala onun sesini dinler gibi oluyorum. Sahne çıkışında onu bekler, gizlice peşine takılırdık. Oturduğu kafelerin karşısındaki bir evin girişine sinip saatlerce onun gazete okuyuşunu seyrederdik. Fakat hayranlığımız o kadar büyüktü ki bu iki yıl boyunca ne onunla tanışmaya ne de konuşmaya cesaret edebildik. Onun için deli olan daha rahat kızlar bir imza için yalvarıp sokakta selam vermeyi bile göze alıyorlardı. Biz böyle bir şeye asla cesaret edemedik. Fakat bir keresinde bir sigara izmaritini fırlatıp attığında kutsal bir nesneymiş gibi yerden aldık ve ikiye böldük. Bir parçası senin, bir parçası benim oldu. Ve bu çocukça purtperestliğin onunla ilişkili her şeye aktardık. Ev işlerine bakan yaşlı kadın onunla ilgilenip hizmet edebildiği için bizim gözümüzde çok saygıdeğer bir varlıktı. Bir keresinde pazarda alışveriş yaparken torbalarını taşıdık ve karşılığında bir övgü alınca pek sevindik. Ah o çocukça hallerimiz hiçbir şeyden haberi olmayan şu Peter Storrs için ne delikler yaptık. Bugün ileri yaşlardaki aklı başında insanlar olarak yeni yetme kızlar için alışılmış heyecanlar diye görüp rahatlıkla bu delikleri hafifseyerek gülümseyebiliriz. Ama bizim durumumuzda bunun tehlikeli bir hal almış olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Sanırım çocukça bir budalalıkla onu birlikte sevme sözü vermiş olduğumuz için aşkımız böyle abartılı ve saçma biçimde almıştı. Bu her birimizin diğerlerini taşkınlıkta geçme çabasını sürüklüyordu. Her geçen gün biraz daha abartıp düşlerimizdeki bu tanrıyı bir an bile unutmadığımızı gösterecek kanıtlar bulmaya çalışıyorduk. Arada sırada sıradan oğlanlara da kapılıp basit oyunlar oynayan diğer kızlar gibi değildik. Bizim için her şey salt duyguydu ve tek bir noktaya yönelmişti. Bu tutku dolu İki yıl boyunca tüm düşüncelerimiz ona yoğunlaşmıştı. Erken yaşlarda yaşadığımız bu saplantıdan sonra kocalarımızı ve çocuklarımızı berrak, güçlü ve sağlıklı bir sevgiyle sevebilmemize ve tüm duygusal gücümüzü bu anlamsız aşırılıkla yitirmemiş oluşumuza bazen şaşarım. Ama her şeye rağmen bu dönemimizden utanmamıza gerek yok bence. Zira bu insan sayesinde sanat tutkusuyla yaşadık ve o çılgınlığımızın içinde daha yüksek, daha sap, daha iyi olan için tamamen rastlantıyla onun kişiliğinde somutlaşan gizemli bir çekim duyduk. Bütün bunlar çoktandır öylesine uzaklarda kalmış, üzeri öylesine başka yaşantılar, başka duygularla örtülmüştü ki. Ama yine de pansiyoncu bana onun ismini söylediğinde şiddetle erkildim. Kadının bunu fark etmeyişi bir mucizeydi. Bir zamanlar hayranlık halesinin ışığı altında gördüğümüz, gençlik ve güzelliğin simgesi olarak öylesine fanatikçe sevdiğimiz bu adamı bir dilenci, atsız sansız bir asalak köylülerin alaya aldığı ve düşkünlüğünde utanç bile duyamayacak kadar erkenden yaşlanmış ve yıpranmış biri olarak görmenin yarattığı şaşkınlık çok büyüktü. O halde hemen içeri dönemezdim. Onu tekrar gördüğümde gözyaşlarımı tutamayabilir ve başka bir şekilde kendimi ele verebilirdim. İlkin toparlanmalıydım. Gençimden bir anı olan bu insanın kim olduğunu tam olarak hatırlayabilmek için önce yukarıya odama çıktım. İnsan kalbi öylesine acayip ki bir zamanlar tüm aklıma egemen olan ve tüm ruhumu dolduran bu insanı onca yıl boyunca bir kez olsun aklıma getirmemiştim. Ona ne olduğunu hiç merak etmeden ölmüş olabilirdim veya o ölmüş olabilirdi ve benim haberim bile olmazdı. Odamda hiç ışık yakmadan karanlıkta oturdum ve oradan buradan bir şeyler hatırlamaya çalıştım. Başlangıcı ve sonu bulmaya çalıştım ve bir anda bütün o geçmiş, yitmiş zamanı yeniden yaşadım. Uzun yıllar önce çocuklar doğurmuş olan, kendi bedenim yeniden o incecik, oldunlaşmamış genç kız bedenine dönüşmüş ve uyumadan önce onu düşünerek gümbür gümbür atan yüreğimle yatağımın üzerinde oturuyormuş gibi geldi bana. Avuçlarım bir anda sımsıcı, sımsıcacık olmuştu. Sonra beni korkuya düşüren, sana nasıl anlatacağımı bilemediğim bir şey oldu. Bir anda nedenini anlayamadığım bir ürperti tüm bedenimi sardı. Baştan aşağı titriyordum. Yıllardan beri aklıma getirmek istediğim belli bir olay, belli bir anı beni ele geçirmişti. Pansiyoncu kadın onun adını söylediği anda içimden bir şeyin basınç yaptığını hatırlamak istemedim. E, şu Viyanalı profesör Freud'un tanımıyla bastırmış olduğum bir şeyin beni sıkıştırdığını hissetmiştim. Bunu öyle derinlere bastırmıştım ki. Yıllar boyunca gerçekten de hatırlamamıştım. İnsanın dirençle kendisinden bile gizlediği o derin sırlardan biri. O zamanlar senden bile onunla ilgili her şeyi anlatmaya söz vermiş olduğum senden bile saklamıştım bu sırrı. Yıllar boyunca kendimden bile saklamıştım. Şimdi Aniden tekrar canlanmıştı. Yakınımdaydı ve ben sana bu insanla o zamanlar aramda geçmiş olanları ancak gençlik budalalıklarının artık çocuklarımıza hatta yakında torunlarımıza kalacağı şu günlerde itiraf edebiliyorum. Bu en gizli sırrımı şimdi sana açıkça söyleyebilirim. Bu yabancı insan şimdi köylülere bir bardak bira karşılığında birkaç dize okuyan. Haline güldükleri alaya aldıkları bu yaşlı, ezilmiş, düşkünleşmiş komedyen, işte bu adam Elon, müthiş tehlikeli birkaç dakika boyunca tüm yaşamımı ellerinde tutmuştu. Her şey onun elindeydi. Onun keyfine kalmıştı. Bugün çocuklarımı doğurmamış olabilirdim. Kim bilir nerelerde ve nasıl biri olabilirdim. Bugün sana yazan kadın, eski arkadaşın muhtemelen mutsuz bir yaratık olurdu.'' ve hatta aynı olduğu gibi yaşam tarafından ezilmiş, çiğnenmiş biri olurdu. Abarttığımı düşünme sakın. Nasıl bir tehlike atlatmış olduğumu o zamanlar kendim de kavrayamamıştım. Fakat o gün anlamamış olduğum şeyi şimdi net olarak görüyorum ve anlıyorum. Unutmuş olduğum bu yabancı insana ne kadar derinden borçlu olduğumu ancak şimdi görüyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım sana. Sen 16 yaşını bitirmek üzereyken babanın aniden Innsbruck'a tayin edildiğini hatırlayacaksın. Nasıl bir ümitsizlikle odama dalıp hıçkırıklara boğulduğun hala gözlerimin önünde. Benden ayrılmak zorundaydın. Ondan ayrılmak zorundaydın. Hangisi senin için daha zordu bilemiyorum. Onsuz yaşamı yaşamdan kabul etmedin gençliğimizin tanrısını bir daha göremeyecek olman sana arkadaşından ayrılmaktan daha ağır gelmişti belki de. Onunla ilgili her şeyi sana aktarmak için yemin etmek zorunda kalmıştım. Her hafta. Hayır, her gün bir mektup. Hatta koca bir günlük yazacaktım. Bunu bir süre sadakatle yaptım da. Seni kaybetmek benim için de zordu. Başka kime güvenecektim? bu aşırılıkları, ruhumuzun bu çılgınlıklarını başka kime anlatacaktım? Ama buna rağmen o vardı. Ben onu hala görebiliyordum. Sadece bana aitti. Ve bu bütün o acının içinde küçük bir hazdı. Fakat hemen sonra hatırlayacaksın. Hakkında fazla bir şey öğrenmediğimiz o olay meydana geldi. Sutruz'un tiyatro müdürünün karısına kur yaptığını söylendi. Bu bana olaydan bir süre sonra anlatıldı. Şiddetli bir kavgadan sonra istifasını vermek zorunda kalmıştı. Destek amaçlı... Destek amaçlı olarak son bir kez daha sahneye çıkmasına izin verildi. Şehir tiyatrosunda bir kere daha sahne alacaktı ve belki de bu benim onun son görüşüm olacaktı. Bugün geriye bakarak düşündüğümde hayatımda Peter Sturz'un son kez sahneye çıktığını öğrendiğim günkü kadar mutsuz olduğum başka bir gün daha bulamıyorum. Hasta gibiydim. Ümitsizliğimi paylaşabileceğim, güvenebileceğim hiç kimse yoktu.